Ben oda başkanıyım. Resmi kurumuşum. Parası. Yok. Bir dakika abi. Kaç şey var? Tamam. Hayır, ben canlı yayın yapacağım. O esnada siz basın çıkmanızı okuyor. Bugün buradasın. Bugün ne için geldin buraya? Biraz anlatır mısın? Babamın hakkını savunmaya geldim. Büfeler için. Haksızlık yapıyorlar. Bu yüzden buraya geldim. Ne söylemek istersin peki? Mesajın nedir? Onu söyleyeyim. Yanımızda olsunlar. Haksızlık da yapmasınlar. Yani herkes burada. Hak için burada bugün. Bunu demek istiyorum. Adalet! Hak! Hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. 20 yıldır büfeciyim. İşte %500 zam yaptılar kiralarımıza. Hakkımızı savunmak için geldik. Nerede? Yani ayrıca, nerede, ne işi? Ulus'ta, gazete, dergi satış. Peki ne zaman yaptılar bu zammı? Bir de bir şey bildirdiler mi size? Yani nasıl orada dair? Bizi çağırdılar, toplantıya çağırdılar. Herkese ayrı ayrı toplantıya aldılar. Yani şahıs olarak aldılar. Orada elimize işte şartlarını sundular. O şekilde haberdar olduk. Herhangi bir evrak falan gelmedi bize. Peki bu zamana kadar kaç yapılıyordu? Bu sene kaç yapılıyordu? Enflasyon oranında yapılıyordu. Bu sene ortalama %500 civarında bir zam oldu. Adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak. Her yıl işletmecisi olduğumuz büfeler için düzenli olarak enflasyon oranında zamlarımız yapılmıştır. Ancak kamuoyuna 2005'ten beri zam yapılmadan o kiralarla devam ettiğimizi yansıtmaktalar. Oysa ki 2020 yılının ilk 9 ayı içinde kiralarımıza %15 zamımız yapıldı. Şimdi 1 Ekim 2020 tarihinde kiralarımıza ortalama %500-600 oranında artış yapmak istemekteler. Büyük büfe İstanbul markası ile değiştirilmesi düşünülen büfeler için yüksek bedeller belirlenmiş olup bu büfeler 4 tiptir. 80 bin, 90 bin, 100 bin ve tarihi mekanlara kurulacaklar da 300 bindir. Bir yıl sonra teslim edilecek bu büfeler için 1 Ekim tarihi itibariyle bunları bizden 12 ay içinde tahsil etmeyi talep etmekteler. 12 ay sonra sahip olacağımız, 12 ay sonra kâra geçeceğimiz bir süre için 1 Ekim'den itibaren bu kiraları ödememiz mümkün değildir. Bir işletmecinin 6500 kirası dışında 6500 ile 25.000 TL MOBO yeni büfe taksitlerini ödemesini düşünmek pandemi döneminde nasıl ödeyeceğini hesaba katmamış olmaktır. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi ortamına, bundan kaynaklanan ekonomik daralmaya ve cirolarımızın %60-70 oranında düşüklüğüne rağmen böyle bir ortamda bizlerden bu paraları istemek hak, hukuk, adalet ve vicdana aykırıdır. Hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Kültür AŞ yönetimi sıraladığımız bu şartları 7 gün içinde kabul edilerek henüz tamamını görmediğimiz bir taslak sözleşme verdiler. Henüz tamamını görmediğimiz sözleşmeyi imzalamamızı. Aksi takdirde 1 Ekim itibariyle büfemizi boşaltmamızı yangından mal kaçırır gibi istemektedirler. Oysa ki değerli basın mensupları, oysa ki taleplerimiz reddedilmeyecek kadar basit ve masum. Bizler ne talep ediyoruz? 1 Ekim tarihi itibariyle yürürlüğe konmak istenen yeni sözleşmenin pandemi sürecince ertelenmesini istiyoruz. 2,
pandemi süreci bittikten sonra yeni durum ve şartların tekrar karşılıklı değerlendirilerek yapılmak istenen yeni sözleşmenin şartlarının her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde yeniden belirlenmesini istiyoruz. Bu kadar basit. İki isteğimiz var. Bizler yine de bütün buna rağmen 16 milyonun başkanı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu gelişmelerden haberi olmadığını veya yanlış bilgilendirdiğini düşünüyoruz. Biz civarındaki ailenin mağduriyetini gidereceğine olan inancımızı koruyoruz. Hak, hukuk, adalet! 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 Özellikle meslektaşlarım, odamın üyeleri bilmelidir ki Sayın Ekrem İmamoğlu sesimizi duyana kadar taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz. Başkanlığını yaptığım ekmek kavgası veren meslektaşlarımın önderi olarak, lideri olarak, sesi olarak gerekirse oturma eylemi yapmaya veya süresiz açlık grevi yapmaya hazırım. Adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Adalet sadece bir kadın ismi değildir. Üfleme, dokunma, 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 üfleme diyoruz. %500'a istemiyoruz. %500'a istemiyoruz. Yok yok. Beyler susalım. Ses geldi.